Sevgili arkadaşlar, bir kadının sizden hoşlanmasını nasıl sağlayacağınız konusu pek çok erkeğin kafasını karıştıran bir konudur. Aslında çoğu erkeğin de yanlış tanımladığı bir sorundur. İşte bu yüzden pek çok erkek çözüm üretmeye çalışırken çok yanlış yapıyor. Sorunun nasıl çözüleceğine dair varsayılan tepkisel üçgüdü genellikle kadınların hoşuna gidecek daha fazla şey yapmaya çalışmaktır. Flört hayatında bu şekilde yaklaşan kişiler genellikle yüzüstü düşerler. Bunun sebebi oldukça basit sevgili arkadaşlar. Kadınlar doğaları gereği kendilerini memnun etmeye çalışan erkekler aramazlar. Kadınlar gerçekten etkili, yetkin ve yüksek standartlara sahip erkekleri aramaya programlanmışlardır. Bu evrimsel insan çiftleşme davranışı standartlarına göredir. Bir erkek olarak bu standartları çıkmak istediğin kadının gözünde çekiciliğini artırmak için nasıl kullanabilirsin? İşte asıl sormanız gereken soru bu. Bunun kadınları memnun eden şeyleri yapmakla ilgisi yok. Aslında bu tamamen kendinizle olan ilişkinizle ve hayatınızı nasıl iyileştirdiğinizle ilgilidir. O halde size bugünden itibaren seviye atlamanıza yardımcı olabilecek 23 ipucunu vereceğim. Aslında bunlar hemen şimdi yapabileceğiniz şeyler. Kadınların sizden hoşlanmasını ve sizinle vakit geçirmesini isteyecek şeyler bunlar. Öncelikle sevgili arkadaşlar, hayatınızın kontrolünü ele almalısınız. Erkekliğin özünü şöyle tanımlayabiliriz. Kabilenin hayatta kalması ve gelişmesi için güvenlik ve emniyet sağlamak amacıyla kaynak üretmektir. Ve sorun çözme süreciyle ilişkili gerekli özellikler. Bu özellikleri sergilemede başarılı olan herhangi bir erkek, yüksek değerli veya erkeksi olarak tanımlanabilir. Kadınlar geçim sağlayıcı ve koruyucu özellikler gösteren erkeklere ilgi duyarlar. Öncelikle amacınızın ne olduğunu biliyor musunuz? Görünen o ki kadınlar içgüdüsel olarak misyonu olan, hedefleri olan erkekleri arzuluyorlar. Kadınları eğer hayatınızın odak noktası haline getirirseniz ya da misyonunuz haline getirirseniz düşük değerli markalar yayınlamaya devam edersiniz. Öncelikle kendi amacınızı bulmalısınız ve ona öncelik vermelisiniz. Kadınların peşinde koşmak yerine o hedefinizi odak noktası haline getirmelisiniz. Öncelikle hayatınızda bir düzen yaratmaya başlayın. Sorumluluklarınızı yerine getirin. Kendinize olan borçlarınızı ödeyin. Varlığınızın günlük temel altyapısını hazırladığınızdan emin olmalısınız. Hayatınızı ayakta tutun ve hayatınızı kontrol altında tutmak için yapılması gerekenler her neyse onları yapın. Bu sizi erkek olarak daha yetenekli gösterecek ve çekiciliğinizi de artıracaktır. Her şeyden önce bir kadının sizden hoşlanmasını sağlamanın en iyi yollarından biri kendi bakımınızı yapmaktır. Bunlardan biri spor salonuna gitmek. Vücudunuz atletik ve kaslı değilse kadınlar için kesinlikle bazı cazibe noktalarında kaybedeceksiniz. Vücut geliştirmeci olmanıza gerek yok. Sadece sağlıklı olun ve yağsız kas inşa etmeye çalış. Çok miktarda işlenmiş karbonhidrat ve rafine şeker almak yerine sağlıklı temiz gıdalardan oluşan bir diyet benimseyin. Eğer sağlıksız beslenmeyi sürdürürseniz kilo alacaksınız. Genel sağlık refahınıza da zarar vermiş olacaksınız. Alkol, şeker ve gazlı içeceklerin tüketimini bırakın. Her gün çok fazla erkek hayatlarını anlamsız saçmalıklarla heba ediyor. Değerli zamanlarını kaçışı harcıyorlar. Diziler izliyorlar, oyun oynuyorlar. Hayatlarının değerli yıllarını zararlı şeyler tüketerek geçiriyorlar. Genel olarak amaç odaklı bir zihniyet taşımıyorlar. Bu yüzden bugünden itibaren amaç odaklı yaşamaya başlayın. Bu sürece hemen şimdi başlamanın yöntemi bir liste oluşturmaktır. Uzun vadeli hedeflerinize ulaştırmaya çalışacak yapılacaklar listesi. Kadınlar amacı olan erkekleri çekici bulur. Değerli zamanlarını boş harcayan erkekleri ne yapsınlar ki? Güçlü ve erkeksi bir çerçeve geliştirin. Çevrenize giren herkese karşı kesin sınırlar çizmeyi öğrenin. Her durumda duygusal güç, dürüstlük ve bilgelikle hareket eden erkeksi bir erkek olmayı öğrenin. Küçük saçmalıklar yüzünden duyguları incinmeyen bir erkek olmayı öğrenin. Çivi gibi sert olun. Size en yakın insanlarla ilgilenme konusunda da yetenekli olun. Bu zihniyetle yaşayan erkekler kurban odaklı veya duygusal tepkisel bir zihniyetle yaşamaya çalışan erkeklerden daha çekici olurlar. Bu erkekler çok daha yüksek değerli çekim sinyalleri yayacaklardır. Kurban odaklı veya Duygusal tepkisel zihniyetle yaşamaya çalışmayın. Bir erkek olarak günlük hayatınızda duygusal tepkiler yerine mantık odaklı olmaya çalışın. Erkekler kendi içsel güvenlerini geliştirmeliler. Böylece kendilerinden şüphe etmeden işlerini ve amaçlarını başarabilirler. Kadınlar son derece gelişmiş eş seçicilerdir. Ve kelimenin tam anlamıyla bir köpek balığının sudaki kanı koklaması gibi. Zayıflıkları da çok güzel algılarlar. Doğası gereği korkunun kokusunu almaya adapte olmuşlardır. Bir erkek olarak kendiniz için büyük bir içsel özgüven geliştirmelisiniz. Eğer bunu göze alamazsanız hayatta da başarılı olamazsınız. Bu sadece kadınlarla başarı için değil. Aynı zamanda hayatta başarılı olmanız için de çok önemlidir. Ve yine başarılı olmak için giyinmelisiniz. Basitçe söylemek gerekirse yüksek değerli kadınları elde etmek istiyorsanız eğer başarılı yetişkinler gibi giyinmeyi de öğrenmelisiniz. Öncelikle kendinize uygun bir stil bulun ve zamanla onu geliştirin. Bir erkek olarak Yüksek değerli çekim belirteçlerini yaymak istiyorsanız, eğer kişisel bakım şarttır. Güzel kokun, cildinize dişlerinize bakmayı öğrenin. Vücut kıllarınıza dikkat edin, kendinizi formda ve çekici tutun. Bunlar modern dünyadaki erkekler tarafından sıklıkla göz ardı edilen temel ilkelerdir. Hatta erkekliğin önemli kurallarındandır. Devam ediyoruz. Kadınlardan onay almayı bırak. Erkek ve dişiliğin doğal paradigması şudur sevgili arkadaşlar. Kadınlar erkek partnerlerinde duygusal onay ararlar. Erkekler de bu onayı karşılık beklemeden verebilecek kadar güçlü olmalıdır. Bu durum kadınların onayını beklemeyen, güçlü ve erkeksi bir erkek olduğunuzun gözden kaçan bir işaretidir. Kadın partnerlerinin duygusal onayına ihtiyaç duyan erkekler zayıf erkek olarak algılanacaktır. Kendinizi o kadar çok onaylamayı öğrenin ki kadınların onay için baktığı kişi siz olun. Tam tersi değil. Kadınlar güçlü ve etkili erkekler tarafından onaylanmayı isterler. Ama eğer bir erkeğin kendilerinden onay beklediğini fark ederlerse bu onları erkekten anında soğutur. Güçlü bir lider olun. Doğa kadınları güçlü liderlere çekilecek şekilde tasarladı. Gerçek şu ki erkeklerin %99.9'u bir grup insana karşı güçlü lider olmak konusunda neredeyse hiçbir şey bilmiyor. Aileleri ve kız arkadaşları için ise hiç bilmiyorlar. Öncelikle erkeksi çekim alanındaki Seviyenizi yükseltmekle başlayın. Bahane üretmemek gerekiyor çünkü çekici erkekler asla bahane üretmezler. Sorunları çözmek için çözüm bulurlar ve bunları uygulamaya koyulurlar. Şikayet etmeyi bırakın. Çekici erkekler zamanlarını, kelimelerini ve enerjilerini hayatlarından şikayet ederek harcamazlar. Bir şeylerin ters gittiğini fark ederlerse sorunu düzeltmek için plan yaparlar. Proaktif olurlar. Eğer çok şikayet eden bir erkekseniz kendinize şikayet etmeme kuralı koyun. Bunun yerine hayatınızda minnettar olduğunuz şeylerin bir listesini hazırlayın ve bunları yapmayı deneyin. Mağdur gibi davranmayı da bırakın. Hayatınızdaki zorluklar ve problemler için sık sık etrafınızdaki insanları, ailenizi, yöneticileri, eski sevgilinizi veya patronunuzu mu suçluyorsunuz? Eğer öyleyse Etrafınızdaki kadınlar muhtemelen bir kurban zihniyeti sinyalleri alıyorlardır. Net ve basit bir şekilde. Bu büyük bir itici güç. Kadınlar kurbanları sevmez. Zorlukların üstesinden gelmeyi, hayatta kazanmayı bilen yetenekli erkeklerden hoşlanırlar. Birçok erkek güzel kadınlardan korkar. Neden? Reddedilme korkusu. Bu anlaşılabilir bir durum ama aynı zamanda da sizi daha az çekici yapar kendisine yaklaşmaktan korkan bir erkeğe güzel bir kadın nasıl ilgi duyabilir? Güzel kadınlara cesurca ve güvenle yaklaşmalısınız. Aynı zamanda da nazik olmalısınız. Elbette bazen reddedileceksiniz ama sorun değil. Çünkü o içsel güveni geliştirmek bir erkek olarak çekiciliğinizi de artıracaktır. Bir diğeri, kadınları etkilemeye çalışmayın. Bırak. Bir erkek olarak odak noktanız şu olmalı. Asla ilgilendiğiniz kadınları etkilemeye çalışmayın. Bunun yerine odak noktanız her zaman değerli ve mükemmel bir erkek olmak. Ardından bu kadınların size layık olup olmadıklarını görmek için etrafınızdaki kadınları incelemek olmalıdır. Asli göreviniz bu olmalı arkadaşlar. Bunu gerçekleştirebilmek için aslında bir erkek olarak seviye atlamanız gerekiyor. Cinsel pazar değerinizi çıkmak istediğiniz kadınların kalibresinin ötesine taşıyabilmelisiniz. Değerlendiren kişi siz olmalısınız. Yeterliliğinizi artırmalısınız. Sevgili arkadaşlar, her şeyden önce kendi misyonunuzu ve amacınızı ön planda tutmalısınız. Önce kendinizi geliştireceksiniz ki sonra kadınların sizden hoşlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu zaten kendiliğinden olacaktır. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.